Dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Özcan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Can Bey. Çok teşekkürler. Sayın Usta sizle başlayalım. Devlet Denetleme Kurulu dış güçler araştırmasını nasıl yapacak? Vatandaşlar bu konuyu merak ettiler. Siyasi bir argüman olarak bunu çok duyuyoruz. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gerek Adalet ve Kalkınma Partisi kurmaylarından. Şimdi bu konuda devletimiz resmi bir de araştırma yapacak. Ekonomi konusunda dış güçlerin dahli. Ne düşündürdü bu açıklama size? Yani tabii gerçekten güzel bir araştırma yapılacaksa muhtemelen bulacakları sonuç şu olacak. Dış güçler Merkez Bankası'nın bu 128 milyar dolar diye sembolize ettiğimiz rezervlerin erimesine neden olanlar. Bunu bulmuş olmaları lazım. Şu anda çünkü Türkiye ekonomisindeki, tabii Türkiye ekonomisinde bir süredir, uzun süredir belki bir kötü gidiş vardı. Ancak bu kadar kırılgan hale gelmiş olması Türkiye'nin Merkez Bankası'nın bu rezervlerin erimesinden sonradır. Bu da son 2-3 yılın hikayesidir. Yani gerçekten böyle bir, tabii bunu siyasi amaçlı yapılıyor. Devlet Denetleme Kurulu'ndan böyle bir şey çıkmaz. Biz onu biliyoruz. Bu çalışmadan böyle bir şey çıkmaz. Ancak araştırılması gereken şey gerçekten bu 128 milyar doları kim, nasıl, hangi yöntemle harcadı, niye harcadı, bu paraları kime verdi? Şimdi eğer bunu araştırıp bunun sonucunda bir şey elde ederlerse o zaman Türkiye'de dış güçler veya dış güçlere hizmet edenlerin kimler olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkar. Tabii bu dış güçler meselesi tamamen siyaseten kullanılmış, vatandaşı kandırmaya yönelik. İşte bir, her şeyde biliyorsunuz bir düşman yaratıyorlar ya. İşte stokçuya düşman diyor. Kimi zaman işte markete düşman diyor. Soğancıya, patatesçiye. Şimdi bir dış güçler. Bu eskiden beri olan. Sayın Erdoğan'ın kendi konuşmaları var. Biz dış güçlere inanmıyoruz. Hani böyle bir zorda kalınca, işleri yapamayınca dış güçler deyip geçeriz. Bizim öyle bir adetimiz vardı diyor. Ben buna inanmıyorum diyor. Sizin bünyeniz sağlamsa size hiç kimse bir şey yapamaz. Evet. Bir defa Can Bey şunu söylemek lazım. Bu coğrafya sıkıntılı bir coğrafya. Biz bu coğrafyaya bugün gelmedik. Biz bu coğrafyaya 1000 yıl önce geldik. Ve bizi bu coğrafyadan 1000 yıldır kovmaya çalışıyor birileri. Elbette düşmanlarımız var. Elbette bizi buralarda istemeyen unsurlar var, milletler var, ülkeler var, birliktelikler var. Ama bu ayrı bir şey. Biz bunu inkar etmiyoruz bunun olduğunu. Fakat bugün olup bitenleri, bu başarısızlıkları, bu beceriksizlikleri, Türkiye'yi artık böyle her gün işte kurun %10 değer kaybettiği bir ülke haline getirilmesi veya yoksulluğun bu kadar derinleşmesini dış güçlere bağlamak son derece yanlıştır. Hiçbir teknik izahı yoktur. Ben meclisin tüm üzerindeki konuşmamda söyledim. Gelsin dedim, meydan okudum ya. Hangi televizyon programına kim gelmek istiyorsa AK Parti'den bu dış güçleri iddia edenler, böyle lafı söyleyip bir kenara çekilmek yok. Teknik olarak bana izah etsinler. Ne olmuş? Dış güç ne yapmış da biz bu hale gelmişiz? Yani sen şimdi korumasız, Türk lirasını tamamen korumasız hale getirirsen ve ondan sonra artık böyle istikrarsızlık hat safhaya geldiğinde efendim kendi yurt içi yerleşiklerin döviz talep ediyor. Bugün görüyoruz bunu, işte hesaplarda her şey belli. Yani kendi vatandaşına dış güç diyen bir cumhurbaşkanı olur mu? Kendi firmalarına dış güç diyen bir cumhurbaşkanı olur mu? Bu firmaların bugün 120 milyar doların üzerinde döviz açık pozisyonu var. Yani döviz varlıklarıyla yükümlülükler arasında böyle bir açıklık var. Ne yapıyor? Her gün kurun arttığını görüyor. Arazisini satıyor. Efendim iş yerini satıyor. İş yerini satıp kendisine tekrar kiralıyor. Bakın şimdi bunlar çoğalmaya başladı. Evini, dairesini satıyor, kendisini kiralıyor, sermaye yapmaya çalışıyor. Böyle hani krediyle alıyor yeniden veya fabrikasını aynı şekilde yapıyor. Ne yapıyor? Kendisini korumak için gidiyor, döviz talep ediyor. Yani şimdi buna kendi firmalarımıza, kendi vatandaşımıza dış güç diyebilir miyiz? Yani sonra ne kadar inanabiliriz bunların dış güç dediğine? Dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne dış güç diyorlardı. Yandaş medyanın attığı efendim manşetleri ben buradan söylemeye utanıyorum. Değil mi? Yani Birleşik Arap Emirlikleri için söyledikleri sözleri. Bugün ne oldu? İşte oradan bir 5-10 milyar dolar gelecek falan diye bugün kurtarıcı oldu. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Aile sohbeti, aile anlayışı içerisinde bir sohbet oldu diyor. Prensler ne kadar samimi oldularsa. Ama bunlara dün dış güçler diyorlardı. Dün bunlara 15 Temmuz'un finansörleri diyorlardı. Burada bir yanlışlık var. O zaman benim aklıma şu gelir. 15 Temmuz'un finansörleriyle bugün niye bu kadar kanka olabiliyorsunuz? Nedir yani sizi ortak yapan, sizi yan yana getiren, bu kadar samimi olmanızı sağlayan husus nedir? Dolayısıyla bu dış güç işimiz tamamen bir safsatadır. Bu kötü yönetimdir. Türkiye şu anda Erdoğan hükümetinin kötü yönetiminin bedelini ödüyor. Bunu açık açık mertçe söyleyemiyorlar. Sürekli bir yerde düşman yaratıyorlar. Hadise bundan ibarettir yani. Devlet Denetleme Kurulu'nun şeyinden de tabii hiçbir şey çıkmaz.
Sadece bu güya işte denetleniyor falan diye. Ama çıkacaksa ben onlara söylüyorum. Hani gitmesi gereken yerler 128 milyar dolardır temel olarak ve bu yanlış kararlardır. Şu anda özellikle son bir yılda alınan yanlış kararlar Devlet Denetleme Kurulu'na çağrımdır. Alınan yanlış kararların arkasında kimler varsa dış güçler onlardır. Bu kararları Erdoğan'a kim empoze ettiyse dış güçlerin maşası onlardır. Çünkü bu kararlardır Türkiye'yi daha da güçsüzleştiren, daha da fakirleştiren. Sayın Özcan, hem dış güçler meselesi çıkışı kayda geçti, hem de 128 milyar dolar sorulurken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da gerçi meclis kürsüsünden aynı vurguyu, aynı rakamı söylemişti. 124 milyar dolarımız var Merkez Bankası rezervinde dedi. Bir de vatandaşlar merak ediyor, bu stokçuluk nedeniyle mallara el koyacağız açıklaması, stokçuluk suçlamasının artarak devam edeceğini, Diyanet'in bile bu konuda fetva vererek aslında stokçulukla geniş kapsamlı mücadelenin devletin diğer kurumlarından da bu şekilde destekler alınarak devam edileceğini gösteriyor demiş bir vatandaş. Katılıyor musunuz? Nedir bu açıklamalar? Katar dönüşü, biz Katar'la ilgili açıklamalar beklerken aksine CHP'nin Mersin mitingine kadar uzanan geniş bir siyasi cenderede açıklamalar işittik. En önemlisi ekonomi konusunda olsa gerek. Teşekkür ederim. Şimdi Devlet Denetleme Kurulu böyle bir çalışmaya başlayacaksa, dış güçleri aramaya falan, Ankara'daki binalarından çıksınlar, yürüme mesafesinde birçok yerde bunu bulurlar. Yani öyle çok uzaklara gitmelerine, büyük analizler, denetlemeler falan yapmalarına gerek yok. Hepimiz bu ülkede yaşananları nasıl olduğunu gördük. Her şey gözümüzün önünde cereyan etti. Şimdi iktisadi çöküşü, ekonomi politikalarında tabirimi mazur görün ama duvara toslamayı böyle dış güçler, fahiş fiyatlar, yok stokçular falan filana bağlamak yerine dönüp bir nasıl bir iktisadi politika çerçevesi oluşturduğunuza ve bunun yarattığı sonuçlara bakmanız lazım. Şimdi ortada çok açık, net, iktidardaki birkaç kişi dışında dünyada hiç kimsenin inanmadığı bir teori var. Ve bu teori sanki çok böyle bilimsel bir şeymiş gibi falan filan toplumla da çeşitli şekillerde, çeşitli yollarla paylaşılmaya falan gayret ediliyor. Biz aslında bu politikaların Türkiye'yi neye soktuğunu, defalarca hangi sarmalın içerisine ittiğini hep birlikte gördük. Yani Türkiye'de faiz düşünce enflasyon da düşer. Mesela az önce yine o Katar dönüşü açıklamalarda gördüm. Şeyi de söylüyor mesela, faizi aşağı indirdiğimizde kurum ve enflasyonun da nasıl düşeceğini göreceksiniz, evet, gibi açıklamalar da var. Şimdi bir sanal gerçeklik dünyasında yaşıyor Sayın Erdoğan. Yani bunu artık bütün toplumun kabul etmesi lazım. Yani kur yılbaşından bu yana neredeyse %90 artmış. Enflasyon TÜİK rakamlarına göre bile %21'e çıkmış. Bağımsız araştırmacıların ölçümlerine göre %50'nin üzerinde. Ama karşımızda bak göreceksiniz, ben bunu yaptığım için kur da enflasyon da düşecek diyen bir siyaset var, bir siyasetçi var. 128 milyar dolar meselesine dönüp bugün uçakta 124 milyar lira oldu, gözünüz aydın falan diye yaklaşmaya çalışan bir cumhurbaşkanı var. Yani herhalde bizim konuşmaktan dilimize tüy bitti. Biz artık bunu düzeltmekten bıktık ama Sayın Cumhurbaşkanı aynı şeyi tekrarlamaktan bıkmıyor. Bu 124.7 milyar dolarlık rezervin 22 milyar doları net rezerv Can Bey. Bu net rezervlerden Merkez Bankası'nın swap yükümlülükleri düştükten sonra kalan rakam 38 milyar dolar. Merkez Bankası'nın bir kuruşu yok. Bırakın 124 milyar doları. Merkez Bankası'nın tek bir kuruş meteliği yok. Şimdi her seferinde aynı şeyi tekrarlayınca acaba insanlar buna bir noktada bu kadar çok tekrarlıyorum ki inanmak zorunda kalacaklar falan diye düşünüyor herhalde Sayın Erdoğan. Ben en başından beri, özellikle son zamanlarda bunu artarak daha fazla söylüyorum Can Bey, dikkat çekmeye çalışıyorum. AK Parti siyasetinin şu andaki en büyük problemlerinden bir tanesi kendi tabanını küçümsemesidir. İnsanları çok affınıza sığınarak söylüyorum, aptal yerine koymasıdır. 128 milyar dolar satıldıktan sonra rakamlarla oynayarak, rakamlar üzerinden algılar oluşturarak sanki hiçbir şey olmamış gibi davranma çabasıdır. Stokçuluk meselesi ortaya atmış Katar'dan dönerken. Ya tamam, stokçu var. Nasıl bu ülkede hırsızlık varsa, yolsuzluk varsa, evet stokçuluk da var. Ama bu stokçuluk niye oldu? Neden bu ülkede enflasyon beklentileri bozuldu? Neden biz 2022 yılında %30-35 enflasyon bekler hale geldik Can Bey? Neden bizim kurumuz sadece şu son 2-3 ay içerisinde %35-40 dolar Türk lirası karşısında yükseldi?
Şimdi bunları konuşmadan stokçuluk mu konuşacağız? Bu milleti stokçuluk yapmaya da, ahlaksızlık yapmaya da siz teşvik ediyorsunuz eğer yapanlar varsa. Siz teşvik ediyorsunuz. Elinizde